Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı işler olsun. Focus'umuz vardı. İki kapısını boyadım. Arka çamurluğun ağzını boyadım. Arka çamurluğun ağzını yama yaptım. Ön kapıyı, arka kapıyı komple boyadım. Bu videoda anlatacağım zımpara pasta işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız inşallah Allah'ın izniyle. Ön kapıya zımpara pasta vurdum arkadaşlar. Şöyle zaten kendime görebilirim videonun içini çekerken. Arka kapıya herhangi bir işlem yapmadım arkadaşlar. Arka çamurluğun da şu ağız kısmını zaten belli oluyor şuradan şöyle boyadım. Arka kapıya şimdi zımpara vuracağız. Kaç zımpara kullanacağız? Onu uygulamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Şuradan da bakarsanız zımpara pasta vurmadığımızı anlarsınız. Arkadaşlar normalde hani bu kadar zımpara pasta işlemi olmuyor. Şimdi uygulayarak anlatacağız onu inşallah. Zımpara pasta işlemi yapacağız. Boyamız portakalı düştü veya da toz pislik geldi. Bunları nasıl alacağız? Onunla ilgili bir uygulama yapacağız. Ön kapıya zımpara pasta işlemi yaptım. Sadece cilası kaldı. Arka kapıya yapmadım da. Arka kapıya da şimdi önce silelim şöyle bir toz pislik varsa. Zımparanın ağzına gelmesin. Ön kapıya işlem yaptım. Bant çektim. Zımpara yaparken kapıya değmesin. Hem zımparamız hem pasta vururken oraya değmesin. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Arka çamurluğun da ağız kısmını koyalım şuradan şu şekilde. Şimdi zımpara yaparak gidelim. Önce yapacağımız 2000 zımpara. Eski yeni olmuş olsa 2500 kullanacaktım. 2000 eski zımpara. Bir tane de şöyle zımpara takozumuz. Toz varsa önce tozları şu şekilde vuracağız. Şöyle elle gözle kontrol ederek. Çok fazla toz yok. Sadece hafif bir portakallanma var boyada. Arkadaşlar toz pisti o şekilde aldıktan sonra şöyle yüzeysel çok fazla baskılı değil. Yüzeysel bir zımpara geçeceğiz. Diplere çok vurmayın. Pasta vurmak biraz zor olur. Şöyle yüzeysel vurduktan sonra hem boyanın desenini biraz alıp portakallanmayı hem toz pislik varsa onları da almış oluyor. Zımpara işlemi bu şekilde. Tozları aldık önce ondan sonra yüzeysel geçtikten sonra sileceğiz. Toz pislik taneleri varsa onları yine alacağız. Arkadaşlar zımpara işlemini yaptım. Biraz daha zımpara vurdum. Bundan bilginiz olsun. 2500-3000 zımpara da vurabilirsiniz. Buraya bant çekmemin sebebi zımpara değmesin. Aynı zamanda pasta vururken de köşelerine zarar vermesin. Buraya da bir bant çekin siz de yine isterseniz. Zımpara işlemi bitti. Toz pislik kalmadı. Portakallanmayı da aldık. Şimdi pasta vuracağız. Pastayı süngerle vuracağım. İsterseniz keçeyle de olur bu işlem. Ben yeni boyanan parçalara süngerle daha tercih ediyorum. Şimdi pasta vuralım. Siz de görün farkı. Şöyle şu şekilde. Yani komple pastayı vurmayalım. Bu pastaya yalnız bilginiz olsun. Biraz su şey yapın. İsterseniz spreyle, isterseniz bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Süngerle vuracağım dediğim gibi. Önce şöyle şu şekilde bir yedirelim. Yine buraya komple almayacağım. Bu bölgeye vuracağım. Ondan sonra altı ineceğim arkadaşlar.
arkadaşlar, şimdi buraya bir kat vurdum. İki kat pasta vuracağız. Bu şekilde vuracağız pastayı. Buranın üstüne bir kat daha vuralım. Yalnız yeni boyandığı için, 1-2 gün, 3 günlük boy olduğu için dikkat edin, süngerle yapmayın. Bunun ustaların biri, ben amatör uygulama yapan arkadaşlar veya bilmeyen arkadaşlar için bunları söylüyorum, bilginiz olsun. Şimdi aşağıya devam edeceğim, ondan sonra bir kat daha vuracağım buraya komple. Pastanın hepsini çekmeyelim. Vurayım, en son tekrar bir toparlanmış bir şekilde devam ederiz inşallah. Şuraya devam edelim. Mikrofiber bezimizi de sileceğiz. Şöyle yaklaştıralım kamerayı. Arkadaşlar, parlaklığı görüyorsunuz. Desen de güzel oldu. Orijinal deseniyle hemen hemen aynı oldu. Burada anlatmak istediğim portakallanmayı veya toz tanelerini almak için bu şekilde bir uygulama yapabiliriz. Şimdi kompre bitirelim, ondan sonra çekelim yine videoyu. Arkadaşlar, zımpara pasta işlemi bitti. İki kat pasta vurduk. Şimdi hare gideriz, cila vuracağız. Süngerle. Cilamız da bu arkadaşlar. Şimdi cilayı şöyle sürdükten sonra bu cilayı vurmamızın sebebi hare kalmasın arkadaşlar. Süngerle vurduğumuz için biraz daha fazla hare kalır. Şu şekilde vuracağız. Arkadaşlar, boyalı parçaya zımpara nasıl vurulur, portakallarını, toz, pislik tanelerini nasıl alırız, onunla ilgili bir video çektik. Zımpara yaptık, pasta vurduk, cila işlemimiz hale gider, cila işlemimiz bitti. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gayet güzel oldu. Sizler de uygulama yaparken bu şekilde uygulama yapın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.